Merhaba arkadaşlar. Teknoloji, inovasyon ve girişimcilik dersi ile ilgili program dizisinde sizlerleyiz. Bu programda inovasyon kaynakları ve yaklaşımları üzerinde duracağız. İnovasyon süreci genel olarak bilimsel ve teknik araştırmalar, teknolojik gelişmeler ve pazarın ihtiyaçlarının etkileşimi sonucunda şekillenir. İşletmelerin inovasyona ilişkin bu süreçte hangi kaynakları kullanacağı önemlidir. Bu noktada işletmelerin iç ve dış kaynaklarına dikkate alan ve bunlarla birlikte değerlendirilmesine esas alan yaklaşımlar ön plana çıkar. Program süresince inovasyon kaynakları ve inovasyon yaklaşımları konularını ele alacağız. İlk olarak inovasyon kaynakları üzerinde duralım. İnovasyonun temelinde inovatif fikirler, fikirlerin kaynağını ise genelde teknoloji ve pazar bilgisi oluşturur. Söz konusu bilgilerin hangi kaynaklardan elde edilebileceği inovasyon sürecinin etkinliği ve başarısı için oldukça önemlidir. İnovasyonun kaynakları konusunda en çok bilinen sınıflama Drucker tarafından ortaya atılan sınıflamadır. Bu sınıflamada inovasyon için fırsat ve fikirler oluşturabilecek kaynaklar 7 gruba ayrılır. Bunlar beklenmeyen başarılar, hatalar ve olaylar, olması gerekenler veya beklentiler ile gerçekleşenler arasındaki fark veya uyumsuzluklar, süreçlerin eksiklikleri ve ihtiyaçları üzerine dayalı inovasyonlar, endüstri ve pazar yapısındaki değişimler Demografik özelliklerdeki değişimler, algılamalardaki ve anlamlarda meydana gelen değişimler, bilimsel ve bilimsel olmayan yeni bilgilere dayalı inovasyonlardır. Bunların ilk üçü kurum, sektör ve pazar içerisinde gerçekleşir. Diğer üçü ise daha çok sosyal, felsefi, politik ve entelektüel dış çevrede meydana gelen değişimlerden kaynaklanır. İnovasyonun kaynakları konusunda başka bir sınıflama ise kullanıcılar, üreticiler ve tedarikçiler şeklindeki sınıflamadır. Bu ayrımda kaynaklar firmanın fonksiyonel ilişkileri bağlamında değerlendirilir ve fonksiyonel inovasyon kaynakları olarak adlandırılır. Bir diğer sınıflandırmada inovasyon kaynakları 3 grupta toplanır. Bunlar firmanın içinden çıkan yeni fikirler, benzer örgütlerden ithal edilen inovasyonlar ve yasal düzenlemeler gibi dışsal faktörlerin firmayı inovasyona zorlamasıdır. Bütün bu sınıflamalardan hareketle inovasyonun kaynaklarını temel olarak dışsal kaynaklar, içsel kaynaklar ve durumsal kaynaklar şeklinde 3 grupta incelenebilir. İşletme dışındaki kurum, kuruluş, kişi ve işletmeleri kapsayan dışsal kaynaklardır. İşletmelerin inovasyon kaynağı olarak yararlanabilecekleri dışsal kaynaklar; pazarlar ve müşteriler, inovasyon toplulukları, rakipler ve tedarikçiler, stratejik ortaklıklar, üniversiteler, kamu kurumları ve özel kuruluşlar ile diğer ülkelerin inovasyon sistemi aktörleri olmak üzere 6 başlıkta incelenebilir. İnovasyon kaynaklarının ikincisi işletme içindeki fonksiyonları ve çalışanları kapsayan içsel kaynaklardır. Bu kaynakların başında ise işletmenin departmanları gelir. Özellikle işletmenin yeni fikirler üretmede ve inovasyonları geliştirmede öncü birimi ARGE departmanı olarak bilinir. Bununla birlikte özellikle pazarlama, üretim, finans gibi diğer işletme departmanları da inovasyon kaynağı olacak yeni fikirler üretebilir. İnovasyon kaynaklarının üçüncüsü ise belirli durumlara bağlı olarak ortaya çıkan ve durumların gerektirdiği yeni fikir, olay ve teknolojileri ifade eden durumsal kaynaklardır. Durumsal kaynaklar kendi içinde planlanmış işletme faaliyetleri, beklenmeyen olaylar ve yaratıcı yıkım olarak üç başlıkta incelenebilir. İnovasyon süreci çok sayıda faktörü ve aktörü bünyesinde barındırır ve bunlar arasında paylaşımı esas alır. Bilgi ve iletişim teknolojilerinde yaşanan hızlı değişim ve çeşitlenme süreci kolaylaştırır, bunun yanı sıra sürecin bir yaklaşım kapsamında yürütülmesinde gerekli kılar. Bu gerekliliğin sonucu ortaya çıkan inovasyon yaklaşımları bilginin üretilmesi, paylaşılmasını, ticari bir değere dönüştürülmesini ve kullanımını açıklamaya çalışır. Günümüzde bilim, teknolojik gelişme ve pazarlama arasındaki doğrusal etkileşime dayalı inovasyonların başarı şansı azalmıştır. İnovasyonların başarısını artırmak için bir yandan da bu faktörler arasındaki etkileşimin yeniden gözden geçirilmesi, diğer yandan da diğer çevresel faktörlerin sürece dahil edilmesi gereklidir. Geçmişten günümüze inovasyon süreci 5 farklı yaklaşımla uygulama yoluna gidilmiştir. İnovasyon modelleri olarak nitelendirebilecek bu yaklaşımlar doğrusal modeller, eş zamanlı bağlantılı modelleri, interaktif modeller, sistemik ve öğrenen ağ modelleriyle açık ve kapalı inovasyon modelleridir. Doğrusal inovasyon modelleri, inovasyonun başlangıç noktasına ve inovasyonu tetikleyen faktöre göre inovasyon sürecini açıklayan modellerdir. Buna göre doğrusal modeller, inovasyonun arge, üretim ve pazarlama faaliyetlerinin birbiriyle ardışık ilişkisi sonucu ortaya çıktığını varsayar. Doğrusal inovasyon modelleri, inovasyonun başlangıç noktasını dikkate almasına göre teknoloji ve pazar merkezli doğrusal modeller olmak üzere iki kategoride incelenir. Eş zamanlı ilişki modellerine göre inovasyon birkaç farklı departmanın eş zamanlı olarak bilgilerini paylaşmaları sonucu ortaya çıkar. Eş zamanlı ilişki modelleri inovasyonun özellikle ARGE, üretim ve pazarlama bölümlerinin birbirleriyle eş zamanlı olarak bilgi ve yeteneklerini paylaşması sonucu ortaya çıkan bir süreç olduğunu ifade eder. İnteraktif inovasyon modelleri ise İnovasyonda pazarın çekici ve teknolojinin itici gücünü birlikte dikkate alarak işletmenin yetenekleriyle ihtiyaçlar arasında sürekli ve interaktif bir iletişim öngörüsüne dayanır. İnteraktif inovasyon modelinde hedef, inovasyon süreci boyunca bilgi paylaşımını artırmak ve işletme yeteneklerini bilimsel gelişmeler ve toplumun ihtiyaçlarıyla bütün hale getirmektir. Sistemik ve öğrenen A modeline göre inovasyon, işletme içi ve işletme dışı birçok faktörün etkileşim içinde bulunduğu bir ortamda gerçekleşir. Bu ortamdaki ilişkiler ve etkileşimler birbirinden bağımsız değildir. Ayrıca inovasyonun alt süreçlerinde de belirsizlikler vardır ve bu belirsizliklerde faktörler arasındaki ilişkiyi sürekli ve interaktif hale getirir. Çok geniş bir yelpazede gerçekleşen inovasyon sürecinin devamlı olması ve kendini yenileyebilmesi için sürece katkı yapan her bir aktör bir öncekine geri beslemede bulunur. Özellikle dış çevreden gelen sinyaller ve değişen talepler sonucunda sürecin sürekli öğrenen dinamik bir yapı kazanması sağlanır. Açık ve kapalı inovasyon modelleri ise inovasyonun dış çevreyle etkileşimini dikkate alan bir modeldir ve açık inovasyon modelleri ile kapalı inovasyon modelleri şeklinde iki kategoride incelenebilir. Kapalı inovasyon modellerinde inovasyon süreci tamamen firma içinde gerçekleşir. Bu sürece dışarıdan bir müdahale veya katkı söz konusu değildir. Kapalı inovasyon yaklaşımına sahip bir işletme, yeni fikirleri kendisinin keşfetmesi, geliştirmesi ve ticarileştirmesi gerektiğine inanır. Küreselleşmeyle paralel olarak inovasyonun küresel bir görünüm kazanması, işletmeleri, sektörleri ve ülkeleri uluslararası pazarda rekabet gücü yüksek inovasyonlar yapmaya zorlar. Bu durum, yeni oluşan sektörlere girilmesi konusunda motive edici bir rol oynar ve işletme dışı çevreyle etkileşim hali bir yenilik sisteminin inşa edilmesini gerektirir. Açık inovasyon uygulamaları ile işletmeler, üniversiteler, rakipler ve diğer inovasyon kaynakları ile geliştirildikleri ilişkiler yoluyla bir teknolojinin ticari potansiyelini başlangıç aşamasında keşfedebilirler. Bu kapsamda özellikle doğrusal ve ilişkisel modellerin daha çok dışa kapalı, interaktif ile sistemik ve öğrenen ağ modellerinin ise dışa açık bir yapıları olduğu söylenebilir. Bu programda inovasyon kaynakları, inovasyon yaklaşımları konularını ele aldık. İnovasyon kaynaklarını dışsal, içsel ve durumsal kaynaklar şeklinde gruplandırarak inceledik. İnovasyon yaklaşımlarını ise doğrusal modeller, ilişkisel modeller, interaktif modeller, sistemi ve öğrenen ağ modelleriyle açık ve kapalı inovasyon modelleri şeklinde 5 kategoride ele aldık. Teknoloji, inovasyon ve girişimcilik dersiyle ilgili bir başka programda tekrar birlikte görüşmek dileğiyle. Esen kalın.